tüm zamanları koruma altına alabilir miyiz? Her kim kelamsa kendini kodlayabilir de mutlak kulluğu kayda alabilir ve kendini halik kılarsa nesilleri Kur'an olabilir mi? Niye dünyanın ruhu hepimizin Kur'an'ında kodlanmadı ve niye biz masaya oturtulduk da başkaları oturtulmadı? Nar mıyız, rahmet olan ilimde kelam mıyız biz? Basınç altında bütüne hizmet edilir mi, edilmez mi? Ekmeğimize kelam, yolumuza kalem olan hakkın sırrını anlayabilir mi? Tabuları yıkanlarla olduk ama tohum olanlarla olduk mu? Ken sisteminde hak kelam, ken sisteminde itrak ve herkesin ötesi olan şavk ama keni kelam bildik mi? Bizler dünyanın eliyiz canlar. Yaradan ve yarattığında yaşamı kodlayanlarız. Işık yakanlarız. Maya olan ve marka bir yaşam kapısında o marka çalışmada bulunanlarız biz. Endişemiz var mı? Asla yok. Dünyanın sıkıntısı varsa izin verdiğimiz içindi. Ama biz o sıkıntıyı izin vermekle kodlamadık. O kodlanmıştı. Yaşanacaktı. Ama bizim iznimiz de gerekti. Peki bunu yaptık da ne kaybetti dünya? İnsanlığı kayıtladı. Herkes kendini anladı, insanlık kayıtladı. Bilmeleri gerekir ki planet her ilmin kelamında kodlanmaktadır. Sen, ben yok, bir tekiz biz. Dünya planeti kendini direliklerle, dinleyenlerle bütüne hizmet eder. Benim elim, senin elin yok. Bunun anlaşılması gerekir. Dünyada sur var, üfürdük. Ama o suru kürzi kapılarda kodlayarak üfürdük. Musa din dedi. İnsanlıktı din. Ama diriliği kodladık, insanlık kodladık. Bugün artık dini aşıp geçti insansılar. Neden? Çünkü din Kur'an'da kodlandığında ilmin kelamında kıran oldu. Dinin kıran olması kelamın kırılmasıydı. Ve bütün kapıları kapattılar. Ve dediler ki ben bu dini kodlamam. Nirvana kapılarında kelamı kodlayanlara insan diyebilirdik ama ilmin kapısını kırarak kendini dinletenlere insan diyemezdik. Ölüydü, herkes ölüydü ve bunu anlamalıydı. Anlattık ama anlayan yoktu. Yine anlattık, yoktu. Dünya planeti örtüleri kaldırmadıkça anlayamaz. Örtülerin kalkması kelamın kulluk kapısında ilim olmasıyla mümkündü. Peki örtüyü kaldırmamızla ne gerçekleşti? Ziya olanların kendi yollarını kodlayabilmeleri için ışık kapılarına varmalarının gerekliliği bilindi. Peki bunu bildiklerinde ne oldu? Kin aşıldı mı? Asla. Yol açıldı mı? Açılmaktan öte açıldı. Peki doğanın gücü ne oldu? Toprağa tohum oldu. Dünya insanı sorgu sual ediyor. Niye bunlar olmakta diye. Olması şart mı? Bunu anlamaları gerekir. Anlattık ama anlayan yoktu. Dünya planeti bilecek ki ilimin kelam olduğu ve yağmurun şavk olduğu bir planette herkes insanlık ilmini anlayacak ve ben o, o ben diyecek. Dünya planeti bilecek ki dini kapıların tümünü kodlardan çıkarmadıkça, ilmin kapısında levh-i kayıtlar kodlanmadıkça, rahmet olan dil Allah'ın ilmi olmadıkça ve bir tek olunmadıkça yıkılacak, yakılacak insansılık. Ve bunun olması ölü planetlerde mutlaktır. Ölü planetler ana kapıyı bulup o kapıda kelam olduklarında dili kelam olan hakiki kerim kapılardakiler insansılığı aşıp ilahi kült olacaklar ve göz olacaklar. Hani derler ya Ra Kaha, işte Rahman olan Ka insan ve bunun olması için kübra olan kelamda insanın kendini dinlemesi, anlaması şarttır.
Sanmayın ki bu planet hırsla kodlanacak. Bu planet İslam olan, insan olan ve halik olanlarca kodlanacak. Ama hırsı aşmayan, Kur'an olmayan, lokomotif olamayacak yaşama, tüplerle yaşayacak. Ve bu bugüne kadar böyleydi. İnsansılar hep tüplerle yaşadılar. Kelam değildiler. Sahaya insanlık ilmiyle inmemiştiler. Sevgiyi kodlayamamıştılar. Yorulmuştular. Dinden uzak dil var diyememiştiler. Ve biz diyoruz ki tanık dinlemeye gerek var mı? Yok. İnsan ilme tanık olsun. İnsan kelama halik olup var olsun da kaynak olsun ve kendi olsun. Bunu yapabilir mi? Yapmasına imkan var canlar. Niye yapmasın ki? Hep yapılan budur aslında. Ama çamur yoğuran değil bunu yapan. İlim yağmurlarında ıslah olup insan olandır yapan. Ve dünyanın sabahında biz bu dünyaya insan olup indik. Ve dünyanın kelam olmasını bekledik. Dünyanın sabahında kini aşan yolu açan diye geldik. Ve biz bütüne hizmet için buradayız. Sormayın dar boğazdan geçti dünyada ne kaybettik diye. Heyetlerin tümü sorgu suale başladılar. Planet bir dar boğazdan geçiyor. Ne kaybedildi? Yahu ne kaybedildi? İnsansılık kaybedildi. İnsansılık kaybedildi. Artık dünya insanı kodlamaya başlayacak. Herkes o insansı dedi. Biliyoruz ki planette her şey herkesten öte birileri tarafından kodlanır. Ama o birileri insan mı acaba? Ben böyle istedim, böyle yaptım diyenler laha, siha, kaha diyemeyecekler. Onlar salaha kapılarında kırılan olmalarındandır ki hırslarına yenik düştüler. Canlarım, saltanat insanlığın ilmini diller. Ama saltanat insanın kervanı kodladığında da insanı dinler. Perdeleri açın bakın. Saltanat burayı dinliyor bugün. Niye? Çünkü basınç altında değil dünya. İnsanlık kalemi olarak, Kur'an olarak kayıt yapıyor. Biz dünyaya sıra özlemi için değil, insanlık için geldik. Biz silaha sarıldık, kelama kayıtlandık. Silahımız insanlıktı. Ama bugün burada bizi kutsal şavkın dışı sayanlar da var. Ocaklarını yıktığımızı sandılar. İnsanlığı kırdığımızı zannettiler.